Nurettin oğlu var, Barba Kaşarcak'tan. Ben Mahmut Bilgir. 0535 779 67 telefonu. Şimdi kaç kazımız? Bir ay kuluçka süreci vardır. Bir ay içerisinde yumurtadan çıktıktan sonra ilk 45 gün arpa ve mısırla özel bir beslendikten sonra kaburga kısmı dediğimiz gövde kısmı genişler. Ondan sonra da çayırlarda, sulak bölgede, dere kenarında otlatılarak beslediğimiz bir kazımızdır. Bu kazımızı 6 ay besleriz. 6 ayın sonunda kar yağdığı zaman kesim yaparız. Kesimden sonra kardan ayazda kuruturuz. Kuruttuktan sonra servise sunarız. Kuruduğu zaman Kars kazı gerçek tadını ve özelliğini bulmuş oluyor. Şu elimde gösterdiğim şu anki Mart'ta çıkan ilk yavrumuz. Bu kadar büyük olmasının sebebi özel beslenmesi. Mısır ve arpayla. İlk 1,5-2 ayını onunla beslenir. Sadece omurgayı genişletmek için. Ondan sonra kül alır. Şu diğer elimde tuttuğum küçük yavrumuz ise Mayıs ayında çıkmış olan. Aradaki tat farkı aynı, kalite farkı aynı. Ama sadece birisi erken, birisi geç yavru olduğu için. Biliyorsunuz kaz 6 ay beslendikten sonra kesime çıkar. Bu biraz daha erken kesildiği için küçük kaldı. İsteyene 2 kilo, isteyene 4 kilo ve üzeri. Yani bir tam kaz istedikleri zaman 4 kiloluk ve 3,5 kiloluk ayrı. 2 kilo civarında olan da. 2 kilo, 2,5 kilo civarı ayrı. 4 kilo, 4,5 kilo civarı da ayrı. Kilosu 85 TL'dir. Gerçek kaç kazının. Şu şekilde. Ayazda kurutulduğu için içindeki etleri şöyle pembeleşir. Şu şekilde. Artık kazın şu içerisindeki yağda eklem ağrılarına iyi gelir. Cildi yumuşatır. Eklem ağrılarına sürdüğü zaman iyi gelir. Yağı ayrıca mı almaları lazım? Yok. Yağıyla birlikte alınıyor. Pişirmeden önce 2-3 su yıkıyorsunuz. Suyunu alıyor. Biraz da suda bekletiyoruz. Bir 15 dakika, yarım saat arası. Eti yumuşasın diye. Ondan sonra 1-1 saat düdük tencerede kaynatıyorsunuz. Kaynayan ilk suyu süzüyorsunuz. Ondan sonra tekrar yeniden bir kaynamış su bırakıyorsunuz. Soğuk su değil. Kaynar su ekleyip tekrar yeniden kaynatıyorsunuz. Kaynadıktan sonra kazımızı çıkarıyorsunuz piştikten sonra. Çıkan kazımızı 200 derece fırına atıp 15 dakika kızartmanız yeterli. Kalan suyla pilav yapın ama işlem esnasında yağ ve tuz kesinlikle kullanmayın. Çünkü tuzunu yediği için ve kendi de yağlı olduğu için atacağınız tuz fazla tuzlu yapar, yağ fazla yağlı yapar. Onun için tuz veya kullanmıyorsunuz. Bunun içerisinde zaten mevcut diyorsun. Tabii tabii. Kars kazının özelliğinden bir tanesi de tuzlanıp kurutuluyor. Karslarımız Kars'ın Suzu ilçesinde. Amcaoğullarımızın çiftliği var. Gerçek Kars kazlarından elde edilen gerçek kazlardan. İyi bir kaz eti nasıl anlaşılır? Yani bakışta anlaşılır mı? Bakışta da anlaşılır. Yediğin zaman da anlaşılır. Pişirdiğin zaman daha çok anlaşılır. Çünkü gerçek Kars kazının tadını vermiyor. Şimdi üstteki 3,5-4 kilo geliyor değil mi? Evet. Bu da 2,5 kilo geliyor. 2,5 kilo geliyor. 85 TL kilosu. Evet. Kars için çok önemli. Gerçek Kars kazımız. Türkiye'nin 81 milyetinde kaz var. Ama hiçbirinin tadı, tamı, tuzu Kars kazını tutmuyor. Soğuk yemesi lazım, kar yemesi lazım, ayaz yemesi lazım. Tuzlanıp ayazda kurutulması lazım. Yani Kars kazımızın özelliği onda. Yapılan işlemlerinden otladığı sulu bölgedeki endemik bitkilerinden. Aynen, endemik bitkilerinden. Farkımız o. Kaz önce ayazda sonra tandırda pişiyor değil mi? Doğrudur. Önce ayazda pişer, sonra da tandırda pişer. Tabii tandırda kaz daha başka. Mükemmel. Tandır kazı çok harika.
Çok şükür Erdin'e. Bine şükür. Şu an tam bir başı aldı. Kaç kadın revaçta olduğu bir ay. Özellikle şehir dışındaki Karslı hemşerilerimize bol bol sipariş gönderiyoruz şu an. Hindi ile yarışıyor mu? Yılbaşı için. Bizim Karslı hindi ikinci planda. İlk hedefimiz Kars. Yani yılbaşında genelde kaz mı pişiriyor? Genelde değil. Her seferinde kaz pişirilir. Ama hindi pişirenler de oluyor tabi. Evet, illaki var. Bu yılbaşının bir özelliği herhalde. İllaki var ama bizde kazın yeri farklıdır. Özel günler pişirilir, özel misafir geldiğinde pişirilir, özel hissettiğin günler pişirilir, zanının istediği günler pişirilir. Şimdi bu 4,5 kiloluk kazdan kaç porsiyon çıkıyor, diğerinden kaç porsiyon çıkıyor? Biz onları da bir gösterelim. Mesela 4 butu değil mi? 4. Küçük kazımızdan ortalama 4 kişilik bir aile fazlası da doyar. Ortadan ikiye, ortadan ikiye. İki butlar, iki kollar. 4 porsiyon çıkar. Ama diğer kazımızdan ise büyük olduğu için ortalama 8 kişilik bir aile fazlasıyla doyabilir. Göğsü değil mi? Tabii. Butlar ayrı, omurga ayrı, kollar ayrı, göğüs dediğimiz kısım ayrı, parçalanıp pişirilir. 7-8 kişiye de rahatlıkla yeter. Kaz yağlarını bir görelim, yağlardan da bahsedelim. Kazımızın içindeki şu yağ son bir ay, kesimden önceki bir ay özel bakıma alınır. Haşlanmış arpayla beslenir. Kilolandıktan sonra kesime çıkar. Kars kazının yağı da eklem ağrılar için iyi gelir. Yani pişirirken iyi geldiği söyleniyor. Ayrıca tuz ve yağ katmaya gerek kalmıyor. Tuz ve yağ atmıyoruz kesinlikle. Yağ ve tuz kullanmamıza gerek yok. Çünkü kendi yağı gördüğünüz gibi mevcut. Tuzlamasını da yaptığımız için tuzu da mevcut olduğu için ikisine gerek kalmıyor zaten. Aynen bu şekilde kargoluyorsunuz değil mi? Tabii. 81 ilimize sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde MNG kargo ile gönderim yapıyoruz. Kaç gün dayanabiliyor kargoya koyduğunuzda? Şimdi şöyle söyleyelim. Tuzlandığı için, ayazda kurutulduğu için, tuzlet olduğu için bir hafta da kalsa yol üzerinde sadece yumuşama yapar. Etinde herhangi bir bozulma olmuyor. Çünkü tuzlandığı için tuz onu koruyor, muhafaza ediyor. Buradan İstanbul'dan sipariş verene bugün kargoya verdiğiniz kaç saatte elimde oluyor? 72 saatte. En geç. Ortalama 3 gün. Yol hali bir aksilik olmasa 3 gün sonra elinde. Direkt alıp o da hemen buzluğa mı koyması lazım? İster buzluğa koyabilir, ister akşam yemeğe servis yapabilir. Onun tercihine kalmış bir şey.